öyle değil. Türkiye'de Türkiye'de işsizlik çok var. Garibanlar var. Türkiye'nin içinde öyle gariban var ki arkadaşım diyor ki savaştan kaçmışım. Buraya sığınmışım. Savaşta bizim başımıza bir savaş gelse biz hangi ülkeye kaçacağız? Ülkemiz yok. Devletimiz bize sahip çıkmıyor. Neymiş ki kardeşim Suriyeli savaştan kaçmış gelmiş. Suriyeli burada evsiz barsız. Suriyeli Allah yardım etsin. Tamam. Evi de barkı da her şeyi de bırakmış. Ama biz burada mağduruz. Biz burada kendi memleketimiz, kendi garibanımız aç olduğu zaman Suriyeli ve de başka arkadaşım burada bana vatan görevi yaptı mı Suriyeli? Hayır. Benim askerliğimi yaptı mı? Suriyeli burada bana askerlik koruyor mu beni? Suriyeli daha beter beni vuruyor. Beni eziyor. Ne yapacağız bu Suriyelileri? Suriyeli kalkıyor erkeklik yapıyor. Ama onların suçu yok. Su gölden, ekmek tavadan ye. Suriyeli tabii ki bizi vurur. Suriyeli tabii ki bize silah çıkar. Suriyeli tabii ki bize bıçak vurur. Çünkü bunu Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Ezelden bu ülkenin başındadır. O hayatta yanlış yapmaz. Yanlış da konuşmaz. Onun partisini de severiz, kendisini de seviyoruz. Ama bu garibanlarımızı bir... Bak görüyor musun? Ben söylemiyorum, herkes aç. Bak adam diyor ki arabadan geçiyor diyor biz açlıklar. Suriyeli buraya geldikten beri yevmiye yok ya. 150 lira çalışıyorduk 2000 yıllarında. Şu an 40 lira 30 lira elimize geçmiyor. Bu Suriyelileri işin mi kardeşim? Şu an Suriyeli burada yemek yiyor, ekmek. Suriyeli'den memnun musun kardeşim? Memnun musun abi? Memnun musun? 20 tane memnun olsun 21. ben olayım. Yalansa söyle kardeşim. 20 tane memnun olsun Suriyeli'den. Ben de memnun olurum. Suriyeli benim vatandaşıma, benim arkadaşıma, benim komşuma hırgızlık yaparak geçinirse, başka işler yaparsak, ben burada garibansam, burada açsam, Suriyeli tabii ki memleketi terk etmez. Tabii ki bu memleketi terk etmez. Memnun adam varsa söyleyin. Suriyeli'den memnun musun kardeşim? Memnun musun abi Suriyeli'den? Memnun değilim, dur gel. Al. Kimse memnun olmuyor, ben neden memnun olayım? Ya amcacım, bu memlekete başa gelen Suriyeliler, vallahi biz gariban, ekmeğe muhtaç olmuşuz bu Suriyelilerin. Vallahi doğru söylüyorsun, dinime imanıma doğrudur. İnsanlar hepsi açtır, onlar kefidir her türlü kefi. Vallahi usta. Ha. Hepsi kefidir. Ama gördün mü beni? Ha. Gördün mü abi? Şimdi söyleyecek bir lafım var mı? Biz gariban olduk, Suriyeli Almanya'da yaşıyor. Rus onlar, biz de bir Türk vatandaşı. Rusya'da nasıl dolar banyosu yapıyorlar, bu da bunlar da burada Türk banyosu yapıyorlar. Biz ne? Biz her zaman aç. Ellerinde gelse bizi öldürecek Suriyeli. Yapar. Yapar. Ya o kadar değil. Vallahi elinde gelse bizi öldürür. Yalan mı kardeşim? Sallama var mı? Kazık sokar mı? Kendi onu yerine koyuyor. Abi kendimi onu yerine koyayım. Bak. Savaştan olsam. Bak savaş evim yıkılsa. Ben giderim evimin pirketin altında ölürüm. Var mı? O bombaların siper alırım. O kurşunların altında canımı alsın. Kaçmam. Mermiden kaçmam. Yerine nasıl koyayım kendimi? Var mı? Bana konuşun. Mermiden kaçmam. Suriyeli kaçmış buradasın. Ne yapayım Suriye? Gel savaş, senin memleketinde savaş oluyor. Savaşa git. Neymiş, hayırlı olsun. Savaş var mı? Adamı doldurmuşlar ya. Bu adam aç.
Çocukları aç. Bu adama kimse destek çıkmıyor. Belediyemiz bu adama bir destek çıkmaz. Abi Suriyeli değil. Suriyeli ne olacak? Suriyeli 1000 tane, 10 bin tane Suriyeli olsun. Memleket aç olduktan sonra ne olacak bizim halimiz? Ya konuşun. 100 bin tane Suriyeli parklarda oturuyor. 100 bin Suriyeli burada. Korkuna konuşamıyor. Konuşsunlar abi. Bir Suriyeli çağır. Ya ben nargile içilen abi. Ya ben ya ben bombadan kaçtım. Ya ben evim yıkıldı. Üstüme bomba geldi. Suriyeli der ki git kafelere bak. Yaptığın neşe sen yapabiliyor musun? Yediği meyve, yediği mırra, yediği nargile. Ya bu Suriyeli halklar toplanmış. Herkes herkesi karşılıyor. Ama kimse kimse demiyor ki kardeşim bu Suriyeliler neden buraya geldi? Savaştan geldik. Yok mermi uçtu üstümüze. Yok Fransa'dan geldik. Yok burada üstümüze bomba geldi. Ya bomba gelebilir. Herkese Allah yardım etsin. Biz demiyoruz ki Suriyeli gelsin bizim halkımızı zarar versin. Bize kırgızlık yapsın. Bize bunu yapsın. Demiyoruz bu Suriyeliler gelsin ki bizim erkeklerimizi, kardeşlerimi baştan çıkarsın. Doğru mu? Doğrudur reis. Bu Suriyeliler geldikten sonra bizim huzurumuz kalmadı. Bizde ekmek kalmadı. Bizde arkadaşımızı, dostumuzu tanıyan olmaz olduk. Ama şimdi 50 bin Suriyeli, 10 bin Türk var. Doğru mu be kardeşlerim? Eskiden bu kimin oğlu olduğunu, arkadaş kimin kardeşi, kimin amca oğlusunu tanırdık. Ama şimdi Suriyelilerle herkese biz kimseyi bilemeyiz ki kardeşim. Suriyeliler geldi. Ben demiyorum. Suriyeliler gelmeden önce 2003 yılında ben 100 liraya yoğmaya çalışıyordum. Şu an 2003'lerde 2019'lerde memleketimiz geriye dönüyor. Memleketimiz her zaman geriye geliyor. Bu halklarımız, bu öğrencilerimiz, bu öğretmenlerimiz ne kadar yurtta kalan kardeşlerimiz var. Atamaya gelmeyen üniversite öğrencilerimiz, herkes işsiz. Kardeşlerimiz üniversiteki hemşirelik yapmış, burs alamıyor. 19 yaşındaki pırlanta, 18 yaşındaki gençlerimiz burs alamıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sana sesleniyorum. Bu Suriyeliler kanımızı emdi. Seni seviyoruz ama bu Suriyelilere çözüm ver. Bu Suriyelileri bizim içimizden al. Ya biz sana demiyoruz. Biz diyoruz ki sen bir devletsin. Biz de devlete savun yapıyoruz. Oy kullandığı zaman bizlerle devlet kalkıyor. Doğru mu kardeşim? Ama bir çözüm bul. Bu kadar genç işsizse, bu kadar insan gençsizse, bu kadar insan Suriyeli gelecek ki kaç tane genç arkadaşım var bursuz, işsiz, üniversite gençleri işsiz. Neden? Neden? Askerden yeni gelmiş. Askerden gelmiş. Vallahi kardeşimiz işsiz. Versin devlet bu işi. Suriyelimiş. Bombadan, mermiden kaçmışım da buraya sığınmışım. Neden kardeşim? Zaten devlet, millet işsiz. Suriyeli ne yapsın? Kimseyi tanımaz oldum. Herkes Suriyeli. Kırgızımız Suriyeli, bu Suriyeli. Eskiden bir memleket sevdalısı vardı. Arkadaş, dost. Ya bir adam gelirdi ki adam vergi de alınmıyor. Dükkan açıyor. Ben açıyorum. 3 dakika sonra maliyeci geliyor. Maliye defteri yok. Sen bu dükkanı açamazsın. Suriyeli açıyor bedava. Neden be kardeşim? Ne olacak bu işimiz? Bu devleti ben kurtarmam. Ben konuşuyorum. Ben ne kimseden korkurum
ne kimseden utanırım. Benim beynim çalıştığı kadar millete söylerim. Ne kadar işsiz. Adam askerden geliyor çapaya gidiyor. Askerden geliyor karpuza gidiyor. Arkezden geliyor oraya gidiyor. Aç memleket Suriye'de de gelsin böyle. Nargile içsin. Sefa tutsun. Doğru söyledin mi yüz köyden kovarlar. Ama bu kadar konuştuk. İnşallah ne kadar dilim yorulsa da, ne kadar benence yorulsam da bu milletin hakkını istiyorum. Bu kadar genç burssuzdur. Bu kadar asker askerden geliyor genç işsizdir. Suriyeli kef etse benim garibanım ne olsun? Benim yoksuzum ne olsun? Demez mi Cumhurbaşkanım? Benim fakirim ne olsun? Ölsün mü? Ölsün mü kardeşim? Türkiye'nin garibanı ölsün mü? Ölsün mü Bozan abi? Suriyelilere ekmekten açtan bir zettin abi. Ekmek konuşma benzer canım çek. İçer. Öngel baba o ne? Şimdi sizi az ve öz bitireceğim programı. Şimdi en son sözüm Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanıma canı gönülden sesleniyorum. Hiçbir zaman yanlış yapmaz ama bu Suriyeli çözümünü çözsün. Bu Suriye çözümünü çözsün. Başka da istemiyoruz. Ne mutlu AK Parti var. Altyazı M.K.